Sevgili dostlar, Need for Speed Unbound'u atlamışız. Bu utançla yaşamayalım dedim ben de. Berkan'ı çektim yanıma. Evet. Unbound'u niye atladık hocam? Aslında Unbound'u herkes atladı abi. Evet. Bilmiyorum farkında mısın ama. Evet, Unbound, hiç bahsedilmiyor. Evet, birkaç oyunun çıktığı güne denk geldi. İşte Callisto Protocol zaten biraz gündem yarattı. Midnight Suns da o gün çıktı. Evet, o da vardı falan derken. Bir de gerçekten bahsetmediler Need for Speed'den. Yani ben bir ara GameSpot'un hani incelemesini unuttu. Bekledim. Ben de baktım yani bir ara. Hakikaten yani inceleme yoktu. Şimdi IGN'e baktım incelemişler. Evet, evet. Evet, incelemeler biraz geç geldi kısacası. Evet. Muhtemelen de biraz bundan kaynaklı. Yani anca işte Callisto var orada bilmem ne var. Herkes muhtemelen Need for Speed'i biraz arka plana attı. Çünkü kimsenin bir beklentisi yoktu. Bu kadar mı ayağa düştü ya Need for Speed? Aslında bu ayağa düşmekten ziyade yani abi sonuç yarış oyunlarının şeyi de çok hiçbir zaman bu kadar yüksek değil yani. Forza'nın her iki şeyi. Bir Forza işte onu yani, yaratıyor. Gran Turismo'da çok artık nadir bir oyun haline geldi. Onun dışında vay eskiden neler vardı yarış oyunu olarak. Ben bile çok oldum evet. Tabii kopalı yarış oyunlarında işte. Blur falan vardı. Blur onlar çok onlar severim. Çok farklı aslında tarzda. Ondan sonra birbirini Burnout evet. O da çarpma. Arabalı çok güzel oyunlarımız var idi ya. Bu oyunu yapanlar Burnout'u yapanlar. Criterion evet. Games. Daha önce Criterion Games'in 2012 Most Wanted oyunu yine Need for Speed yapmışlardı. Yani bu arkadaşlar araba yarışı konseptini muhakkak ikinci bir konuyla evet konseptle harmanlıyorlar. Yani aslında araba yarışı burada ikinci plana atılıyor ve o konsept mesela işte arabayı parçalama, polisten kaçma, işte araba toplama, bir yerlere gitme. Yani tabii Need for Speed'den beklentimiz eğer salt yarışmak, bir senaryo takip etmekse... Arcade yarışmak. Evet, arcade yarışmak tabii. Arcade yarışmak ama arcade'in de tanımı Forza yüzünden bir tık değişti. Yani Forza'da mesela arcade deniyor. Forza arcade'se Need for Speed'ler mobil oyun kıvamına gelmiş oluyor. Burada asfalt var. Doğru bak, mobil oyun dedin. Ha. Aslında Need for Speed ekolünü asfalt aldı götürdü. Asfalt 9 mu ne çıktı? 8 mi çıktı? Takip etmiyorum ama evet. Ondan 9 çıkmış olmuş yani abi. O Game Loft yapıyordu en son baktığımda. Belki el değiştirmiş olabilir. Need for Speed evet aldı ve şeye sığdı. Yani cep telefonu ekranında da oynarsın bunu deyip o noktaya kadar indirgendi haliyle birkaç seri üst üste de Need for Speed'ler kötü çıkınca EA'in de gündeminden düştü. Geldiğimiz nokta bu. Peki Unbound'u nasıl buldun? Abi Unbound herkes de olduğu gibi beni de biraz ters köşe yapan ve aslında ilk bir 10 saatiyle çok hoş bir oyun. Daha sonra bazı şeyler sıkıntıya giriyor. Yani uzun vadeli oyun içerisinde şikayet edeceğim çok fazla şey oldu. Bunların bir kısmının biraz kişisel olduğunu düşünüyorum. Ama genele baktığımızda bence son çıkan, özellikle Need for Speed 2015'ten sonra Heat olsun, Payback olsun, bunları bir kenara koyacak olursak bence en iyisi bu. 2015 ile kafa kafaya gelir. 2015'ten belki yer yer daha güzel diyebilirim. Need for Speed 2015'ten. Yani önceki Need for Speed serisinden efsane Most Wanted'ları, Underground'ları başka bir noktaya koyuyorum. Need for Speed 2012 Most Wanted 2012. Hı-hı. İşte ondan sonra çıkan Rivals'lar, ondan sonra çıkan Payback'ler vesairelerin hepsinin arasında bence en iyisi bu. Hı-hı. Yani son böyle Heat'i bir... de mi katıyorsun bunu? Heat'i de katıyorum. Bir önceki bence zaten en kötüydü. Oo. Ben hiç sevmemiştim Heat'i. Allah Allah. Heat'te şöyle bir mekanik vardı abi. Allahsız polis mekaniği. Polisler inanılmaz zordu. Zaten Heat o mekaniği biliyorsun. Aslında Most Wanted'dan beri evet. olan bir mekanik. Ve polislerin çok fazla yani feature oyundaki ana şeye olduğu bir oyun Heat. Ve çok zorlar polisler. Yani polisten kurtulmanın teknikleri az. Kurtulmak zor. Mesela Most Wanted'da, efsane Most Wanted'da kurtulmak için çeşitli noktalar vardı. Bir şeyleri deviriyordun, polisin üstüne düşüyordu. Hatırlar mısın o mekaniği bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Böyle şey parçaları falan olurdu. 2010 remake'i değil de ondan önce çıkan. Esas Most Wanted'dan söz ediyoruz. 2005 Most Wanted'dan söz ediyoruz. Onda böyle şehrin belli noktalarında yıkıp dökebileceğiniz yerler olurdu. Bunları yıkıp döktüğünüz zaman arkadaki araçların üzerine devrilirdi. Yani polislerin. Dolayısıyla da polisleri engellemiş olurdunuz. Bir yerlere gizlendiğiniz zaman da polis sizi oralarda ekstra bulamazdı. Kolayca kaçmış olurdunuz. Bu mekanik Heat'te, bu mekaniklerin birçoğu Heat'te çalışmıyor veya yoklar. Buna rağmen Heat'teki polisler 2005'teki Most Wanted'da çok daha zekiler ve peşinizi bırakmıyordu. Yani Heat'te bir polis sorunu vardı ve bu sorun konuşulan hani işte Reddit'te falan yani bunlar manyak mı hani polisler kurtulmak başlı başına bir dert diye. Oyunun keyfini de kaçırıyor. Oyunun keyfini kaçırıyordu. Aynen öyle. Yani oyun bir yarış oyunu olmaktan çok polisten kaçma oyununa dönüyordu. Şimdi burada da nispeten bu polis mekaniğinin devam ettirildiğini ama polisin artık daha gerizekalı hale getirildiğini öncelikle görüyoruz. Keyifsiz olmuyor mu ya o zaman? Yok. Abi polis ana unsur olmamalı. Polis
küçük bir hap olmalı. Evet. Evet. Şimdi Most Wanted'daki tona bakarsan bunun böyle olduğunu görürsün. Aslında polis her geçen gün niyeyse Need for Speed'i yapan ekipler tarafından çok önemsenir hale geliyor. Yani yenilik katamayınca eskiden evet. Acaba hangi özellik en çok bize katkıda olur? Bir de biraz unik olan bir yönü olduğu için Need for Speed dendiğinde unik ortaya koyduğu ne var? Polis var. O zaman biz bu polis üzerine çok düşelim. Çünkü gerçekten baktığın zaman örneği var mı? Hayır. Polis kovalamacısı olan başka bir yarış oyunu şu an piyasada pek yok. Yani yok bilmiyorum en azından. Ben bilmiyorum. Dolayısıyla da bunun üzerine çok düşüyorlar. Evet. Heat olsun, Payback olsun ve nihayetinde Unbound'da da polis çok önemli bir etken. Şimdi Unbound'ın kendine özel mekaniği de şu abi. Her bir gün kendi içerisinde özel eventlerle geliyor. Ve bir günü tamamladığında günün daha doğrusu iki yarısı var. Bir gündüzü var, bir gecesi var. Tamamladığında o eventi, oradaki eventleri terk ediyorsun. Ne kadar çok yarış yaparsan o kadar iyi. Bir gün içerisinde para topluyorsun. Bu para wallet da duruyor. Bunu bankana taşıyabilmen için o günü tamamlayıp garajına girmen lazım. Bitcoin alıyorsun. Üzerinde parayla geziyorsun. Bu süre zarfında yarış yaptıkça heat puanın artıyor. Heat puanın arttıkça polisler daha senin çok peşine düşüyor. Hı. Daha tehlikeli hale geliyorlar. Günü tamamlayıp oh bir nefes aldım dediğin anda geceye geçiyorsun. Parayı kasaya mı atıyorsun? Evet. Artık parayı güvenliğe almış oluyorsun. Gece olduğundaysa polisler gündüzdeki heat puanına girdiğin için geceye daha zorlu, daha sinir bozucu oluyorlar. Bu sefer de gece yarışlarını yaparken daha böyle zorlu bir şey. Yani yarış sorunu olmuyor ama şehirde gezmek tam bir şey haline Anladım. Geliyor. Mekanik bu. Unbound'da. Denemeden keyifli mi değil mi karar veremedi. İlk 10 saatte çok keyifli. Daha sonra lanet olsun demeye başlıyorsun. Ya. Yani bu böyle olmamalıydı. Çünkü şimdi bir kere şöyle bir şey atlamışlar. Free roam yapmanın hiçbir hazzı kalmamış. Niye free roam yapayım ki ben? Vakit geçirmeden bir sonraki yarışa koşman lazım. Evet. Sürekli yarıştan yarışa koşmaya çalışıyorsunuz. Paranızı saklamaya çalışıyorsunuz. Günü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Free roam yapmak için hiçbir şeye gerek yok. Yani tam bir free roam yaparak elde edeceğin... Quest'e gidiyorsun yani. Evet. Elde edeceğin şey hiç karlı değil. Free roam'da uğrayan. Free roam'da çünkü ne var abi? İşte şeyler toplamak var. Klasiktir o. İşte git yeni bilmem araba. Nereden atlama yap. Git bilmem nereden hız kamerasına yakalan puan topla. Hani klasik geyikler vardır ya. Şimdi bunlarla bezeli bütün dünya. Bu arada dünyası da aman aman büyük değil. Ve çok böyle özel değil ama şöyle bir şey var. Aynı Midtown Madness'teki gibi şeyler gelmiş. Şehirde gezen yayalar var. Ve bunlar bildiğin araba siz üzerine sürdüğünde atlıyorlar, kaçıyorlar falan filan. İlk defa Need for Speed'de gördüğüm bir feature bu arada. Daha öncekilerde yoktu. Chicago'nun kopyası bir şehir yapmışlar. Doğrudur. Şeyler böyle çok grid böyle tık 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 caddeler var. Evet. Tabii. Yani şehir merkezi zaten öyle aman aman da büyük değil. Birazcık toprak şehir dışında doğru topraklı arazilerin olduğu yerler de var. Yani çeşitlilik fena değil ama küçük. Çok büyük bir harita olduğunu söyleyemem. Hatta bence Heat'teki daha büyük olabilir. Onu söyleyebilirim ama buna çok ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu sefer birazcık daha farklı bir şey tekniği geliştirmiş. Yani yarışlar aynı bölgelerde girilen yarış. Yani aslında bu yarış yapan ekipler underground tayfa ya bunlar. Bunların zaten yerleri belli. Bunlar hep dolayısıyla yarışa gitmek için hep aynı yerlere gidiyorsun. Eskiden yarışın olduğu caddeye gitmen gerekiyordu. Caddeye gidip orada yarışı başlatıp orada durduğun yerde yarış. Burada öyle değil. Burada event'e gidiyorsun. Kanka bugün hangi yarışlar var ya? Hani seçiyorsun oradan. Hatta şey falan olayı var. Bet koyma. Ben bu adamı geçeceğim. Şunu özellikle geçeceğim falan mekanikleri var. Yani underground hissiyatını, o klasik underground yarışı hissiyatını bence şimdiye kadar Underground ve Most Wanted'dan sonra en iyi aktaran oyunlardan biri olmuş. Güzel. Peki. Benim için en güzel Need for Speed Underground 1-2'dir. O modifikasyon keyfini, onun performansa yansımasını falan iyi verebilmişler. Evet. Bunu çok güzel. Zaten ben daha önceki bir önceki oyunlarında da bunun gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Özellikle Need for Speed 2015'le birlikte başlayan. 2015, Payback, Heat ve nihayetinde bu. Bence bu işi güzel yapıyorlar. Evet. Performans etkisini görüyorsun. Hatta sadece şöyle bir şey değil. Yani performans arttırmak değil. Birazcık da komplike hale geldi artık. Eskisi gibi her araba ile her şeyi yapamıyorsun. Örneğin drift yapmak istiyorsan arabanı drift parçalarıyla geliştirmen lazım ve aracın setup'ını drift moduna ayarlaman lazım. Aracın setup'ını yani sürüş mekaniklerini elleyebiliyorsun manuel olarak. Yani bu araç daha drift'e uygun olsun. İşte lastik drift lastiği işte efendim gibi veya arazi lastiği takarsan arazi topraklı yolda daha iyi gider gibi mekaniklerde eklenerek daha komplike hale getirilmiş. Bu birazcık ben Need for Speed için bir tık fazla iddialı detaylar olduğunu düşünüyorum. Yani bence Need for Speed'den bunu beklemiyorum. Eskiden çünkü ya şimdi şöyle bir şey var. Gerçek hayat iz düşümüne baktığın zaman herhangi bir arabayla drift yaparsın. Elbette ki drift aracı diye bir şey var ama yani bu oyun drift oyunu değil. Zaten driftin de çok böyle aman aman bir önemi yok. Onu da ayrıca belirteyim. Eski undergroundlarda da hemen hemen her arabayla drift yapabiliyordun. Tabii ki yine bazıları daha iyidir. Yani şu bir klişedir. Japon arabaları daha iyi drift atar mesela. Gider
gidersin Japon arabası alırsın. Ondan sonra daha rahat drift atarsın. Ama mesela şimdi herhangi bir aracı drift aracı haline modifiye ederek getirebiliyorsun. Tabii ki yine yatkınlık mevzu bahis. Yani şu arabalar drifte daha yatkın. Bu arabalar grid'e daha yatkın. Bu arabalar araziye daha yatkın mevzusu var. Bu apayrı mevzu. Ve araçların tabii sınıfları var. Bu sefer işte 4 sınıf gelmiş. İşte B ile başlıyor. A, A+, S falan diye gidiyor. Tahmin edeceğiniz üzere performansıyla doğru orantılı artan sınıflar. Evet. Ve her bir yarışında kendi sınıf kademesi var. Yani sınıf üstü araçla o yarışa giremiyorsun. Yani o yarış A sınıfı bir yarışsa A sınıf araçla gireceksin. Hı-hı. Üst sınıf bir araçla giremiyorsun. Ben yine çok sevmiyorum bu olayı. Bence underground yarışın olayı biraz da kendi istediğin gibi makineyle. Evet, belki ben hızlı gittim. Daha fazla daha çok para topladım. Grind yaptım biraz. Her yarışı tekrar tekrar yaptım. Para biriktirdim. Daha iyi bir arabayla o yarışa girebileyim diye düşünüyorum. Benim sevmediğim şey sen level up oldukça seninle birlikte aynı kobold evet. seviyesinde küçücük düşmanlarında aynı şekilde güçlenmesidir. Evet. Ya arkadaş ben olmuşum 25. level. Kodumu 7 sülalesinin uçması lazım yani. Aynen öyle. Ben de yarış oyunu içinde kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü yarış oyununun verdiği hazlardan biri senin orada yani güçlü gerçekten hızlı bir araç yaratmış olduğun hissiyatını sana yaşatması. Yani herkesi geçiyorum abi. Niye? Benim özel arabam. Sonra ne oluyor? Dengeleniyor oyunun sonlarına doğru. Mesela eski Need for Speed'lerde böyleydi. Orada özellikle Most Wanted'ı mesela ele alalım. Hani sürekli Most Wanted'dan konuşuyoruz. Orada Blacklist vardı. Blacklist'in ilk iki elemanı mesela hep böyle cheesy'dir. Kolay geçersin. Sonra abi iş tarpa sarmaya başlar. 3, 4, 5. derken yani istediğin kadar iyi araba yap. Artık karşına gelen adamlar daha zeki, daha cevvaldir. Böyle olur. Bu iş böyle olur. Yani birinci kademede hissetmiyorsun zaten onu. Birinci kademe hani başlangıç kademesi ama ikinci, üçüncü kademede fark açısı ufaktan açılır. Oyuncuya bir şey hazzı verilir. Aa ne güzel araba yapmışım. Onu yapamıyorsun. Hep böyle ya bu yetmedi. Hadi şimdi başka arabaya geç. Mesela sürekli o şeyi veriyor. Mesela Civic'le oynamak istiyorum ben. Honda Civic aldım. Ben bu Civic'le oynayacağım kardeşim. Ben bir arabayı alıp ona bağlanmayı seven biriyim. Ya bana araba değiştirme. Ben de aynı şekilde ya. Yani bana araba değiştirme. Para yatırıyorsun bir de ona. Ha para yatırıyorsun. Aslında oyun zamanını yatırıyorsun. Aynen öyle. Çöpe atıp onu %25'ini satıp yenisini almak istemiyorum. Aynen öyle. Tam olarak bu durum. İşte bu da yani sana onun şeyini öyle. Ha performansını arttırıyorsun gene belli bir şey yapıyor musun? Yapıyorsun. E sınıf atlatmaman lazım bu sefer de. Çünkü abi ben sınıf atlattım, arabayı güçlendirdim. Niye diğer eventlere giremiyorum? Bu sefer ikinci bir araba al. A sınıfına yükseldi ya diyelim Civic. B sınıfı yarışlara onunla giremiyorum. Ne yapacağım ben? Bir daha araba alacağım. Oo. yani işte o olmuyor. Ha arabanın parçayı söküp söküp evet evet var ama sonuç olarak o şey gitti yani. O zaman niye taktık? O zaman niye? Yani egzozu sök mesela yani, tekrar sak. Var evet yani minik böyle şey bırakıyorsun. Tam böyle sınıf atlama noktasında evet öyle kullanıyorsun zaten. Yani aslında onu birazcık o şeyi de veriyor. Bir yandan da farklı araçları kullan diye yapıyorlar bunları. Ama ben yine de çok tercih etmiyorum. Yani bu birazcık kişisel bir mevzu. İşin bu kısmı böyle. Yani Unbound böyle bir oyun. Hikaye odaklı bir oyun aslında. Bir hikaye yazılmış. Hani şey muhabbeti vardı ya. Çizgi film vari grafik yapısı evet. kullanılacak. Bu tamamen ara sahneler insan karakterler için geçerli. Evet yani şehir ve arabalar yine fotorealistik. Evet. Biraz biçimsiz ve uyumsuz duruyor bence. Ben öyle biliyorum. İkisi bir araya gelmiş anlamda evet. düşünüyorum. Yok aslında göze aşırı batan bir şey yok. Yani en azından ben rahatsız olmadım. Şöyle olabilir. Şimdi mesela en çok beklenen, en çok merak edilen şu duman mevzusu var. Ona değil. Değinmek istiyorum. En çok iki dünyanın yani iki grafik yapısının bir araya geldiği noktalar o duman efektinin çalıştığı yerler abi. Bu duman efekti bence çok hoş bir feature olmuş. Nedir? Arabaların normalde pati çekersin hani lastik yakarsın duman çıkar ya. Bu duman senin sürüş zevkine göre satın alabileceğin bazı şeyler var. Evet, üstünde boya pıtırcık animasyonlarıyla beraber bir paket o. Kimisinde animasyon yok sadece duman çıkıyor. Kimisinde kanat bu mesela araba bir yerden zıpladığında kanat efekti çıkıyor o yok. Bu paketi artıyor. Bunlar şeyden bahsediyor işte. Common item, elite item. Hani klasik item sınıflandırmasına göre. En lüks olanlar işte elite itemlarda kafasında mesela çarptın diyelim bir yere. Kafasında şey çıkıyor hani. Kuşlar, civcivler falan. Hani böyle yani çarptığını belli eden efektler çıkıyor. İşte uçuyorsun şey başka bir şey. Keyifli mi? Bunun. Ben keyif aldım. Ha iyi. Sen keyif alıyorsan zevk aldım. Çoğunluk keyif alır bence. Çünkü oyunun tasarlanırken bu şey üzerine kurgulanmış. Bunu kapatabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız için zorla tutulmuş bir şey değil. Hatta ben şunu yadırgadım. Bu efektler bütün arabalara uygulanıyor. Yani sürücüye uygulanan bir efekt. Bu bir efekti seçtiğinde arabaya göre seçtim. Sonra girdim. Sonra başka arabaya geçtim. Aynı efektin devam ettiğini gördüm. Sonra efektlerin yerine gittim. Dedim bu arabada başka efekt kullanmak istiyorum. Bütün arabalarla tek efekt geçerli. Aynen. Arabalara özel yapamıyorsun. Yapamıyorsun. O mesela benim madem bu kadar yaptık var arabaya özel efekt koysaydık gibi hatta bir düşünce içine bile girdim yani. Bu şey evet. O en çok görsel olarak videolarda falan gösterilen. Keyifli olacak mı olmayacak mı diye düşündüğüm ben keyifli buldum. Yani bence oyunun yapısına, oyunun ortaya koyduğu teknik, o hikaye anlatımı, o atmosferine uyumlu yani bir rahatsız edici bir şey yok. Yani kimse bu oyundan gerçekçilik, işte efendim söyleyeyim Gran Turismo, Forza bu tarz şeyler beklememeli. Bekliyorsanız evet bu ne
ne ya diyebilirsiniz ama eski Need for Speed'lerde de özellikle mesela Underground'da da böyle şeyler vardı. Yani garip garip işe yaramayan feature'lar vardı. Yani tamamen olsun diye işte ne bileyim arabanın bagajına hoparlör falan yerleştirme vardı. Oyunun arabada müzik dinlemek diye bir şey yok yani. Niye hoparlör koyuyoruz? Tamamen hani o dünyanın var. Bir parçası diye. Evet yani görmüyorsun da yani. Görmüyorsun. Onu. Açabiliyorsun. Bagaj açıyorsun. Bazı fotoğraf çekme şeyi vardı. Modu vardı. Hani arabanın fotoğrafını çekerek hatta dergiye falan çıkarttırıyordun arabanı. Araba dergisine. Hani arabanı şey yapıyorsun. Şov dünyasına sunuyorsun gibi bir şey ama yani oyuna bir etkisi yok. Yani yarışa bir etkisi yok falan filan. Tamamen kişisel zevkle alakalı şeyler. Bu da biraz ben buna benzetiyorum. Yani duman, renk, kendine özel bir rengin var. Kendine özel ifade şekillerin var. Bence tatlı. Yani bir anlamı da yok zaten. Yani bunu niye koydunuz? Ya bu olmamış diyeceğim bir şey değil bu. Yani çok kişisel zevklere hitap ediyor. Acaba şey olacak mı ya? Kesin vardır. Benim gözümden kaçmış yarış oyunları test drive'da falan filan. Arabayı ikinci ele satmak için bekleşiyorsun böyle işte. Ha, underground şeyde var. Forza'da var. Pazarlık falan yapıyorsun. Forza'da var. Pazarlık falan yapıyor musun? Full. Onu? Evet yapıyorsun. Hadi ya. Pazarlık şöyle yapıyorsun. Karşıdaki adam bir fiyat aralığı yazıyor. Şunu veren direkt alır diyor. İyice karıştıracağım böyle. Tramer kaydı şey yapacaksın. Tabii auction işte ya. Direkt şey. Tramer kaydı falan. Yok öyle değil. Açık arttırma. Bu arada arabanın şeyi var orada. Tramer yok ama mesela şey var. Satın alınamayan arabalar var. Sadece belli şartlarda ele geçirilebiliyor bunlar. Bu arabayı sen normalde gidip garajdan alamadığın için oyunun kendi satın alınabilir araçlar arasından nereden elde etmen lazım? İşte o şeyde Forza'da şey var. Ne derler buna? Random hediyelerin çıktığı bir sistem var onun. Her belli puan topladıktan sonra geliyor. Orada kazanan araçlar var mesela. Onu kazanmayı beklemek istemiyorsan kazanmış birinin arabasını satın alabiliriz. Adam koyuyor onu mesela. Yani elde etmenin başka yolu yok mesela. Ya satın alacaksın ya kazanmayı bekleyeceksin. Kazanmış birisinden satın alacaksın. Evet. Dolayısıyla mesela ne yapıyor? Bir de o arabaların mesela kendi özel yetenek ağaçları var. O yetenek ağaçlarında mesela para kazanma özelliği falan oluyor. Yani araba sana 50 bin dolar cash veriyor mesela. Arabanın yetenek ağacında var bu. Adam onu açmış oluyor. O 50 bin doları almış oluyor. Sana o açılmış şekilde veriyor mesela. Bu yaşadığımız bir şey yani. Atıyorum klimayı kullanmış. Aynen araba. Bitmiş klima evet, öyle gibi. Yani böyle bir şeyi var. Mekaniği var. Yani Forza o anlamda çok etkileşimli bir oyundur. Güzel. Ya ama işte. Need for Speed'den bahsedecek olursak Need for Speed'in ilk 10 saatinde keyif aldım. Hikaye çok kötü. Hikayeyi işte orada bir tutturamamışlar. Evet. Böyle TikTokçu influencer falan tarzı bir hikaye. Aynen. Var. Ya ben şunu da anlamıyorum. Yani 2022'de oyun yapıyoruz. Hemen yani olmak zorunda mı bu yılın şeyleri? 10 yıl öncesinin hikayesi olsun ya. Abi yani. 20 yıl öncesinin hikayesi olsun. Biz niye her yerde telefonla falan onu i̇şte hemen canlı yayın. Yeni nesle Z jenerasyonuna ya yemişim Z jenerasyonu. Z jenerasyonu ne anlar hemen şimdi yani modifiye edilmiş arabadan. Kaç yaşındalar da hani anladım ya ehliyet bile almadılar daha adam akıllı. Kerem dalacak orada uçuyor. Aldın mı kardeş sen ehliyet? Yeni yazıldım abi. Ya. Tamam daha yeni yazıldın. Need for Speed'i hani şey değil onlar bir de. Böyle tanıdık. Tabii bir de o var ya. Bizdeki yani. Anlamı onlarda yok. Ama önemli değil bak. Ben orasına takılmıyorum. Madem yazıyorsun. Zaten Need for Speed'in hikayeleri hep tırış kadar. Abi tırışık olabilir de. Kendi içinde bir tutarlılık, bir hoşluk olur. Bir hoşluk olmaz. Carbon'un kendine özgü bir hikayesi vardı. Beğenilmeyen Carbon'un. Carbon'un hikayesi kötü değildi. Most Wanted'ın hikayesi kötü değildi. Underground 2 anlatısı kötüydü. Sadece çizgi roman sayfalar arasından takip ediyorduk. Ama sonuç olarak kendi içinde tatlıydı. Yani bir motivasyon sağlıyordu. Motive ediyordu seni. Bir rakip veriyordu. Bir rival veriyordu. O rival'ı yenmeye çalışıyordu. Influencer tayfaya gidince böyle bir çok itici olmuş. Şimdi de mesela aynı tekniği kullanmaya çalışmışlar. Bir rakip yaratmaya çalışmış. Bir rival yaratmaya çalışmışlar ama o kadar kötü yaratıyor ki yani böyle kavga mı olur ya? Hani böyle bir düşmanlık stil mi olur yani? Hani bir de öyle benim arabamı aldı ya falan. Hani böyle çok komik başlıyor biliyor musun kavga? Yani ya benim arabamı aldı ya. Evet senin arabanı aldı. Peki pardon yani bu araba senin üzerinde değil mi? Bu arabayı nasıl bu kadar rahat alabiliyor? Yani aldım tamam o zaman. Hayır yani arkadaşlar araları bozulacak şimdi. Yani çok fazla spoiler de vermeyeyim. Arkadaşlar araları bozulacak. Abi araları spoiler versen ne olur? Ya olsun gene de hani spoiler olduğunu söyleyeyim biraz. Yani sonuçta böyle başlıyor hikaye. Arabamızı alıyor bizim arkadaşımız. Kankamız diyor ve kankamız olduğunu da hissetmiyor. 2-3 dakika böyle 10 dakika 20 dakika falan 20 dakika bile değil yani muhatap oluyoruz daha böyle ne oldu ne bittiği anlayamadan gidiyor. Araları bozuluyor ve çok komik bozuluyor yani bir anda işte garajı boşaltıyorlar hırsızlık oluyor bir şey oluyor meğerse bizim arkadaşımızmış. Ulan benim arabam da geziyor ben o arabayı senden alacağım diye başlıyor hikaye. Oğlum araba senin üzerinedir zaten. Ruhsatın yok mu? Mesela şeyde de böyleydi. Most Wanted'da da böyleydi ama orada şöyle bir şey vardı. Orada adamlar kanun kaçağıydı. Razer arabayı aldıktan sonra bir Razer'ı göremiyorduk fazla. Adamın evini falan biliyorsun burada. Kaçıyor
gidebiliyor. Burada aynen kanka oğlum benim arabamla geziyor ya falan. Bir de yanına da gitmiyor biliyor musun? Kanka sen benim arabamı niye aldın lan böyle falan. Hiç de böyle yanına gitmiyor oğlum. Bir git de ki adama bak ben hani sen arabamı götürmüştün geversene falan bir şey de. Yani neyse saçma sapan bir şey yani. Çok beğenmedim hikayeyi zaten ama şeyi de beğenmedim. O tipleri de beğenmedim. Tripler bripler evet ya. Ha, yani olmamış ama en azından motive edecek unsurlar veriyor mu? İyi kötü veriyor. Bu anlamda takdir ediyorum. Bir şey yapmaya çalışmışlar. Bir hikaye anlatmaya çalışmışlar. Ama gel gelelim oyunun gameplay'ine. Oyunun gameplay'i bence hiç fena değil. Birazcık daha ben sürüş mekaniğini beğendim. Bir tık daha güzel olmuş. Klasiktir zaten Need for Speed'lerin hepsinde virajlara dönmek kolaydır. Bir tekniği vardır. Burada da teknik ya çift space tuşu yapıyorsunuz ya da çift ileri tuşu yapıyorsunuz. İkisini de hemen hızlıca şöyle araba popoya atıyor. Popoya atıyor. Ama arabanın ne kadar popoya atma yeteneği varsa o kadar atıyor. Bu da güzel bir şey. Yani oyunu etkiliyor. Yaptığınız araba drift aracıysa daha güzel atıyor. İşte aracı gridde uygun yaptıysanız çok kütük gibi gidiyor. Dolayısıyla bunun yani her arabanın kendi karakteristik bir şeyi olduğunu hissediyorsunuz. Sedan araçların hissiyatı ayrı, hatchback araçların hissiyatı ayrı. Dolayısıyla ben bu anlamda yani araba anlamında oyundan mutluyum. Ama neyden mutlu değilim işte? Ben şeyi sevmiyorum. Hikayesi. Şimdi mesela Need for Speed'lerde klişedir. Ben şimdi güne başlamışım. Güne çıkmak demek oyunda bir şeyi bırakamamak demek. Yani o günü tamamlayacaksın. Tamamlamanın yolu da garaja girmek. E kardeşim ben iki yarış yaptım. Bir şeye karar verdim. Garaja gireceğim, değişiklik yapacağım. Yok, garaja girmek o günü bırakmak demek. Ya şimdi niye böyle bir şey var ki? Yani ben bir şey yapacağım. Bir şeylerin günü bitir seçeneği koyuyor oraya veya aynen garaj öyle. Ben işlerini günü bitirmek yap seçeneği. Evet, garaj. Evet, bravo. Bu kadar da basit bir şey. Ama yok, oyunu zorlaştırmak, oyuna bir şey eklemek, bir challenge eklemek için böyle yapmışlar. Enis bunu beğenmiş. Enis'in incelemesini izledim. O da hani bir şey katıyor demiş ama Enis az süre oynamıştı o videoyu izlediğimde. İlk 10 saatte göze batmıyor. Bir süre sonra diyorsun ki lan oğlum bak hani beni sal, ben bu arabayı şu anda değiştirip tekrar başka şeyler denemek istiyorum. Yani ben her seferinde o günü bitirme stresiyle bu sefer dedim ya free roam'u falan mesela bırakıyorsun. Niye free roam yapayım ki? Tehlike. Heat puanı olmuş 5. Polisler beni arar Üsküdar'da. Yani bir şarkı var o aklıma geldi. Yani sürekli olarak polisler peşinde. Dolayısıyla hani diyorsun ki Allah cezasını versin. Ben şu iki yarışı da hemen alayım, paramı toplayayım da bari garaja gireyim diyorsun. Bir sonraki güne devrediyor mu? Bir sonraki işte şeye evet saat dilimine güne devrediyor. Güne devretmiyor. Her gün de aslında sıfırlanıyor. Ha, eğer başarıyla tamam. Eve gidince unutuyorlar. Ya şöyle gündüz çıktın heat topluyorsun zaten. Gece o heat en zararlı şey etkisini görüyor. Polisler daha tetanik oluyor. Sonra o geceyi sağ salim atlatırsan ertesi güne sıfırlanarak geçiyorsun. Bu. Her yani zaman böyle olmuştur. Uyuyup uyandığı zaman polis kayıtları silinir. Bu da olmasa hit ne zaman silinecek? Sıkıntı hit çünkü çok kolay doluyor. Yaparsın. Başka bir şey yaparsın abi yani. Ya evet bilmiyorum. Bence zaten tercih edilen yol biraz gereksiz zor yani. O yüzden garaja girme durumu önemli. Yani evet. Hitimi mi sıfırlayayım? Ne yapayım? Ya düşün. Bir, yani oyuncu tarafında önemli bir karar aslında. Şöyle düşün. Şunu düşün. Bak aynı anda ne kadar çok şey düşünüyorsun. Cebindeki parayı düşünüyorsun. Parayı kaybediyorsun değil mi? Para, polis yakalarsa. Tabii. Polis yakalarsa para kaybediyorsun. Cebindeki parayı düşünüyorsun. Hit puanın var. O hit puanıyla geceye devredeceksin. Devredeyim mi devretmeyeyim mi risk alayım mı diye düşünüyorsun. Her bir yarış sen istediğin kadar polise görün veya görünme. Her bir yarış muhakkak heat yükseltiyor. Yani hiçbir şey olmasa bile heat'in yükseliyor. Dolayısıyla yarış yaptıkça para topladıkça muhakkak o heat yükseliyor. Yani aynı anda birden fazla unsuru düşünerek oyun oynuyorsun. Dolayısıyla da ne free roam yapmaya ne böyle arabayla zevkli bir gezinti yapmaya ne şeye pek bir şey bırakmıyor. Enerji bırakmıyor. Enerji bırakmıyor. Bu da beni rahatsız etti. Bir süre sonra artık sıkıldım. Anladım. O polislerden kaçma, o şeyden kaçma mekaniği bana artık illallah dedirtmeye başladı. Tek bir şey var bundan. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Arabanıza polisin geç fark etmesini sağlayan bir takım jammerlar, bilmem neler takabiliyorsun. Modifikasyon kısmında. Ya, ufak yani polisin zor görmesini sağlıyor. Bir de polisin destek çağırmasını yavaşlatan iki tane şey var. Bunların dışında şeyle takabiliyorsun. Şey mekaniği var çünkü oyunda. Arabanın zarar gördükçe benzinlikten geçerek hatta zararını yani zarar mekaniği var. Hasar mekaniği hasarı var. Hasarı görüyorsun. Hasarı görüyorsun ama hasarın görsel şeyi çok düşük. Hani çok böyle aman aman bir şey olmuyor arabanıza. Sadece sağda bir bar var. O bar sıfırlanırsa bastıt oluyorsunuz. Bunlar için de şeylerden geçmeniz lazım. Benzinliklerden geçmeniz lazım. Ve mesela Rivals'ta falan normalde benzinlikten geçmenin bir sınırı falan yoktur. Bu da sınır, ona da sınır getirmişler. Dakika sınırım var. Bir kere geçtim 5 dakika içinde bir daha geçemiyorsun. Yani işe yaramıyor falan. Yani oyun polis kovalamacısı şeyine dönüyor. Fantazisine dönüyor. Bu da beni rahatsız etti. Ben bunu sevmiyorum. Esas bahsetmem gereken şeylerden biri belki de. Oyunda yarışçıların karakterleri var. Yarıştığın insanların karakterleri var. Evet. Doğrusu.
Yani o arabanın sürücüsünün bir karakteri var artık ve içi gözüküyor. Yani arabaların içi bu arada gözüküyor. Yani karakterinizi özelleştirebiliyorsunuz. Kadın erkek seçebiliyorsunuz. Kıyafet alıyorsunuz. Bazı markalarla çalışmışlar. Adidas, Puma bilmem ne gibi markaların özel takımları var, ayakkabıları var bilmem ne. O anlamda yani stil anlamında çok kasmışlar. Zaten biraz ben o yüzden karakter tercihinin böyle bırakıldığını düşünüyorum. Hani kastümizasyon şeyi daha rahat olsun. Daha fazla seçenek üzerine. Çünkü biliyorsun burada detay çok yok. Rahat yapıyorsun bu grafik tarzını. Daha kolay çalışılıyor. O yüzden olduğunu düşünüyorum. Diğer karakterler de aynı sizin gibi böyle stilistik hepsinin bir şeyi var. Hepsinin bir arabası var. Bir tarzı var. Bu şeyde vardı bu. Biraz Shift'te de vardı. Şeyde zaten vardı Most Wanted'da ama Most Wanted'da Blacklist'teki adamların sadece karakteri vardı. Yani random guy'ların karakteri yoktu. Bilir misin bilmiyorum. Star Wars'un race oyunu vardır. Racer. Star Wars. Star Wars Racer evet. Hani podlarla yarış yaparız. Oradaki her bir adamın karakteri vardı. Orada onların sürüş tekniği vardı. İşte pislik yapar falan. Sebulba falan mesela. Sebulba var. Anakin var. İşte bilmem ne. Onların bir şeyi vardı mesela. Ona benziyor. Sana laf atıyorlar. Sonra bet koyuyorsun. Ben seni geçeceğim diyorsun mesela. Zaten her yarış öncesi senin tahmini bu yarıştaki sıralaman ne olacak sana söylüyor. Sen anlıyorsun hani kimin daha zorlu. Yani senin arabana göre veriyor onu bu arada. Arabanı yani senin araban tahminen şu seviyede bitirecek bunu diyor. Tabii o tamamen oyunda random şeyler yaşanıyor. Ne bileyim adam çarpıyor. Adamları çarparak şeyi dışını çıkarsan mesela checkpoint'in kaçırmasını sağlarsan onu geri atıyor. Yani bir şeyler güzel çalışıyor ama rubber banding mi diyordun? Evet aynen o öyle. O deli gibi var. Şeymiş yani nitroya bastığın anda diğer herkes de nitrolanıyor. Sen öyle bet attığın adam ekstra iyi oynuyor. Bet atarsan seni yeneceğim dediğin adam oynuyor abi. Ben bunu kesinlikle eminim yani. Bet attığın inadını oynuyor. Bu sıkıntı işte. Evet yani bunları hissediyorsun ama challenge güzel. Yani yarışların şeyi var, ruhu var. Yani o da güzel. O da güzel. Evet bunu beğendim o anlamda. Restart sınırı getirmişler yarışlara. Restart sınırı ne? Restart atmak istiyorsun ya şeye, yarışa. Giderken uçtun gittin. Ha aynen baştan başlama. Piste dönmek ha en başta. En başta yani yarışı baştan başlatmanın sınırı var. Ve oyunun zorluk seçeneği var oyun başlarken. En zorda sıfır mı ne? Hiç yok hak. Orta seviyede 4 olması lazım. En kolayda da 10 hak veriyor. Dolayısıyla restart atmak da risk. Ve restart sayın o günün saatiyle sınırlı. Yani o gün boyunca gündüz eventlerin hepsinde aynı sayı. Yarıştan yarışa değil. Yarıştan yarışa sıfırlanmıyor. Yani o günün bütün evet şeyi 4. Dolayısıyla da çok stratejik, çok şey düşünmen gerekiyor. Böyle de bir aynı zamanda yine mekanik gelmiş. Genel olarak böyle yani bahsedeceğimiz ne var? Yani parası, eski, fiyatı. Fiyatı tabii pahalı. Çok pahalı. Ben onu ilk başta 100 lira. EA Play'den oynadım. Sonra şey baktım, düşündüm, hesap yaptım. En son dedim EA Pro'ya geçeyim ben. Pro'dan devam ettim. Evet. Daha sonra Star Wars falan da gelecek. Onları da oynarım. Ya işte ben başka bir videoda kısaca bahsedecektim. Burada da şey yapalım. Mesela ben Dead Space'i de alacağım. Ha, bir de o gelecek. Onu da oynarız. Eğer EA Pro'ya gelecekse gelir. 2 aylık EA Pro alıp Need for Speed Unbound'ı ben 1 yıllık aldım. Dead Space'i şey yapmak ne kadar bir aylık? 1 yıllık 1000 lira mı ne geldi? İşte 149 liraydı aylığı. 1 yıllığı 1000 lira mı? 1000 lira aynen. O civarda. Ya olabilir de makul işte. Makul yani. 1 yıllık için bence 1000 lira. EA'nin o kadar oyunu çıkmıyor işte. Evet ama önümüzde var işte. Dead Space açık. Ben şimdi Need for Speed'i oynayan biri olarak Star Wars'u hatta Dead Space aklıma bile gelmemişti. Star Wars da çıkar dedim. Star Wars da 1000 liradan aşağı çıkmaz. Ya ona para mı vereyim? Yoksa şimdi 1000 liraya alayım bir sene boyunca. Çünkü bir dahaki senenin Aralık ayına kadar kim öyle kim kala. Ya. Ne güzel işte. EA Games oyunları kafamda artık oynanabilir durumda. FIFA. Evet seninki de mantıklıymış. Yani EA Star Wars Jedi Survivor mıydı? Ha, öyle bir şey o da. Evet evet. Ya işte çok oyunu olsa böyle 5-6 oyunu olsa yıllık bastırıp hemen alırım da. Ya bilmiyorum. Birkaç aylık o dönemlik bir de single player adamı olduğu evet, için. Evet o anlıyorum seni ama bence fena bir deal olmadı. Tabii en iyisi Game Pass'iniz varsa EA Play'i oradan hepsi edelim. Düşmüyor ama. Ya 10 saatlik var mı Game Pass'in yok, varsa? Yok mesela Need for Speed yoktu. Need for Speed 10 saatlik yok. Ben görmedim. Belki sonradan geliyor. Biraz daha geç geliyor olabilir ama şöyle bir şey. O EA Play'ler genelde geliyor ama bu yoktu. Ben o yüzden EA Play aldım. Single player olduğu için büyük ihtimalle. Tamam yani, o zaman. Ama geliyor galiba. Belki geldi. Beni kazanamadı. Ben giremedim yani. Ha, puan olarak da bu arada ben hani 8 verecek kadar iyi bulmuştum. Need for Speed manyakları alsın diyorsun. Need for Speed manyakları bence alabilir evet. Yani hani tarzını o grafik şeyine çok takılmıyorlarsa böyle şeylere bence takılmayın. Hatta dediğim gibi bence güzel o kadar da kötü değil. Ben yarış oyunlarından düşeli çok oldum. Ha. Ben mesela şimdi girmem. Girmiyor o topa yani. Diyor. Senin için kesinlikle değil ama son tahlilde vereceğim puan yine 6.5-7 bandı. Anladım. Yani oyunun ilk 10 saate çok göz boyuyor. Her şey güzel olmuş ya güzel olmuş ya fena değil diyorsun sonra kriz getirmeye başlıyor artık. 7 o zaman. Evet 7 bandı 6.5 hatta belki 6.5-7 benim çünkü puanım her zaman biraz düşüktür. Yani 6 yani düşüktür derken 6 benim bence iyi bir puan. Yani bir oyuna kötü puan vermek için 5'in altına inmek mesela lazım. Mesela Battlefield 5'i yani 4 bile vermiştim. Evet. Yani o şey 2042 eski puanlama sistemi biraz daha böyle eskilerde öyle. Şimdi her önüne gelen 9-10 vermeyince nasıl ya
Crenshaw falan diyorlar da abi 9-10 zaten her şeyi almamalı. Ben o mantıkla bakıyorum. O yüzden 6-7 arası bence gayet iyi bir puan. Yani Need for Speed için iyi oluyor. Gayet 8 iyi. Düşüncesi zaten dediğim gibi beklentimin çok üstünde çıkmıştı oyun. İlk açtım aa iyiymiş ya bu oyun falan dedim. Bayağı keyif aldım ilk 10 saati. Sonra sönümlendi böyle ya. bir şey oldu ama yine de beklentimin üstünde. Herkese de eğer bu oyunu türünü seviyorsanız, Need for Speed seviyorsanız, bu tarz şeyleri seviyorsanız yani Forza kadar simülasyon olmasın, biraz daha arcade takılayım, araba modifikasyonunu çok seviyorum diyorsanız benim gibi kesinlikle alınır. Bakalım 2024'te ne yapacaklar? Ha 1099 ya 1100 liraya alınmaz onu söyleyeyim. Ha 1100 liraya alınmaz da EA Pro ile alınır. EA Pro ile. Evet EA Pro ile alın, EA Play ile bir 10 saat deneyin, onu görün imkanınız varsa. onun üzerinden bir karar verin ama kesinlikle 10 saatlik bir oyun değil. Çok uzun süren bir oyun. Tamam. 10 saatte ilk şeyini bitti. Yani ilk oyunun %20'si falan anca bitti. 10 saatte en az 40 saati var. Yani 30-40 saat var oynanır. Şeyde ne yapacaklar bakalım? 2024'te 30. yılı oluyor Need for Speed serisinin. Bir reset 90... atsalar da bir artık yani, bilmiyorum. Bir reset atsınlar. Need for Speed'e bir kere reset attılar galiba. Need for Speed olarak 2015 çıktıydı. Biz o reset attıktan sonraki 3. oyunu görüyoruz. 3. oyun. EA'in bence öyle bir gücü kalmadı yani. Need for Speed için böyle 500 kişilik bir ekip ayıralım. FIFA için de 500 kişilik. Ama çok fazla yarış oyunu deneyimi olan firmayı bünyesine kattı. Aldılar da Codemasters'ı falan aldılar. Project Cars'ı iptal ettiler. Sledgehammer var ya, o çok iyi bir oyun yapmıştı. Shift. Shift'leri onlar yapmışlardı. Sledgehammer mı? Sledgehammer. Değildi onlar. Sledgehammer Activision'ın firması. Cars'ın... Project Cars'ı yapanlar da onları da satın almışlar. İşte onlar geri döndü. Normalde eskiden EA stüdyosuydu. Ghost Games vardı. Ghost Games'ten geri aldılar. Heat'i falan Ghost Games yapmıştı. Heat şu... Slightly Mad Studios. Slightly Mad. Tamam. Yani oldukça deli. O stüdyo geri döndü. Normalde EA Games'ten olaylı ayrılmışlardı ve Shift'leri onlar yapmışlardı. Shift'ler bence çok iyi oyunlar. Ben onlardan Need for Speed'in bir arcade tarafta yani Forza gibi bir de o ekibe verdiği simülasyon tarafında bir devam edebileceğini düşünüyorum. Böylece şöyle olmuş olur. Firmalara 2 yıllık periyot verir. Sen bir simülasyon yap, sen bir arcade yap diyerek her yıl yine oyunu yapma şeyini yapar ama aslında her biri ikişer yıllık oyun olur. İşte araba yarışı türünün böyle bir piyasa karşılığı kalmadı herhalde. Yani onu bilemem. Açık dünya oyunu yapıp... Ben EA doyurmak için böyle teknik. Açık dünya yapıp online komponenti de çakıp bir GTA 5 tutturmaya çabaladığı için bütün dünyalar. Ama bence bütün firmalar. O araba yarışı oyunlarının öyle bir yani, enerjisi kalmadı. Kalmadı. Bir Forza işte. Evet, ben EA'nin gidişatının da iyi olmadığını düşünüyorum. Ben arka planda kendini satacak yer aradıklarından adım gibi eminim. Çünkü ellerinde böyle ne düzenli para kazandıran bir FPS'leri var, bir Call of Duty gibi. Evet. Ne düzenli para kazandıran artık bir futbol markaları var. FIFA'yı da kaybettiler. Şimdi yepyeni bir isimle çıkacaklar. Ondan sonra ben isimden bir kan kaybedeceklerini düşünüyorum. Yani göreceğiz bakalım yayın gidişatını. Evet, gidişatta birazcık şey var. Gidişatını görüyor da olabiliriz yani. Evet. Birilerinin belki de satın alınması hani. Ben yani ne doğru gidecek iş. Microsoft eğer bu kadar büyük yatırım yapmasaydı EA'yi falan toparlardı diye düşünüyorum açıkçası. Evet, neden olmasın? Blizzard tarafında bile ne dilemma dönüyor ya. Evet, o bize bile sordular yani rekabet kuruluyla 1,5 saat toplantı yaptım ben. Siz ne düşünüyorsunuz falan filan diye burada. Yani söylenmez belki şey var. Evet. NDA'yı vardır. Aynen. Ne söylediğimi söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşene kadar siz de yorumlarınızı aşağıya yazın. Abone olmayı unutmayın. Lütfen arada abone olmayanların göz ışıltılarını görüyorum oradan. Lütfen siz de abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.